Merhaba sevgili gönül dostları. Bu hafta genişlemeye ve çoğalmaya hazır olun. Bir şekilde yenilik kazandınız, duygularınızı yenilediniz, çoğalmak için mücadele ettiniz, maddiyatınızı çoğaltmak için, hanenizdeki güzellikleri büyütmek için, yüceltmek için elinizden geleni yaptınız. Peki bu hafta ne olacak? Dolunay'a yaklaşırken kendi iç benliğimizde artık maddi olarak ve manevi olarak duygularınızda ve dünyevi durumlarınızda yenilikler söz konusu. Bu hafta yenilikler için büyük adımlar atma, büyük hedefler, teknoloji değişiyor, yenilikler söz konusu. Peki iç dünyamız buna hazır mı? İç dünyamızı bunu hazır kılabilmek için enerjimiz hangi boyutta olacak? Hangi boyutta olması gerekiyor? Bunun açılımını yapalım. Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde bütün burçlar için Koç ve yükselen koçlarla başlayalım o halde. Merhaba sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu hafta bakalım hangi enerjide olacaksınız Dolunay'a yaklaşırken? Neyi tamamlamamız gerekiyor? Neyin bitirişini, neyin Jüpiter'in verdiği o etkinin büyümesi neyi bize ifade edecek? Bunun açılımını yapalım bakalım. Sevgili Koç erilleri ve dişilleri. Burada denge meleği çıktı ve bir şekilde hayatımızı dengede tutmanız gerekecek. Aşıklar, ilişkilerle ilgili net kararlar verme durumundayız bu hafta. Kendi iç benliğinde acı çekiyorsun. O acıyı bir kenara bırak, ilişkini ayağa kaldırabilmen için, duygularını ayağa kaldırabilmen için, hayatında bir başlangıç yapabilmen için alma verme dengesini kurmalısın. Maddi alanda sıkıntı yaşamışsın. Bu sıkıntıyı artık öfke haline getirme. Bir şeyleri bitireceksin ama o duyguların bitmemeli. Son evresindesin. Bu hafta bir kapanış yapabilmen için, dolunayın kapanışını yapabilmen için karar aşamasındasın. O karar seni gerçekten duyguda yüceltecek. Fakat şu var. Zaman zaman sevgine inanmıyorsun. Zaman zaman duygularına inanmıyorsun. Zaman zaman emeğine inanmıyorsun. Buna inanman gerekiyor ve bununla ilgili güne bakan hayranlık, tutkulu aşk. Yenilikler söz konusu. Bu yenilik senin için yeni ilişki, yeni başlangıç, yeni oluşumlar, işini aşkla yapacağın bir başlangıç olacak. Bunun farkına varmalısın. Ve bu başlangıç için geçmişte yaşadığın sıkıntıları bir kenara bırakıp Kılıç Ası diyor ki sen iyiyi de yaşadın, kötüyü de yaşadın. Orada bilgelik kazandın, alma verme dengesini kuramadın. Bu hafta alma verme dengesini kur ki net bir başlangıç ya da net bir bitiş yapabilirsin. Adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili Koç dişilleri. Altıncı çakra, üçüncü göz çakrasıdır ve hislerinizle bağlantılıdır. Sevgili Koç dişilleri. Şimdiye kadar hep ödün verdiğinizi aileniz için, sevdiğiniz için, akrabanız için, kızınız için, oğlunuz için, aileniz için, anneniz, babanız için, okulunuz için fedakarlık yaptınız ama karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Kartlar şunu söylüyor, hislerini kullan. Hislerini kullanırsan eğer çıkış yolunu bulacaksın. Eğer ki bu aciz, kendi duygularınızdan acizsiniz, adım atmak istemiyorsunuz, belki de evinizden çıkmak istemiyorsunuz. Kartlar diyor ki, çık. Gör, bilinçlen, farkına var.
sen dişisin. Sen de ailenizden haksızlık görmüşsünüz, arkadaşlarınızdan haksızlık görmüşsünüz. Bunu hissedip acı çekmişsiniz. Bu hafta bunun farkındalığın içerisinde kendini düşün. Kendinin farkına var. Sen gerçekten bir meleksin, yani ruhun bir melek. Bunun farkına var. Dünyaya geldin, evet işlerin var, onun işlerini halletmelisin, koşuşturmak zorundasın ama ruhuna acı çektirmemelisin. Bu hafta ruhunu iyileştirme haftası sizin için. İç benliğinize dönüp, iç benliğinizi iyileştirip, sezgilerinizi ön plana çıkartın. Oh, şimdiye kadar sabrettiğiniz şeyler, zaman, tevekkül ve sabır diyor. Sabrettiğin ne varsa onun mükafatını alacaksın. Sen yeter ki şu aciz konumdan çık. Aciz konumdan çıkar da üçüncü göz çakranı çalıştırırsan, üçüncü boyuta gidersen, kendi boyutundaki ruhani seni tanırsan eğer, bu evrene daha olumlu şeyler katacaksın. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjide olacaksınız ya da hangi enerjiden çıkmalısınız? Boğa erilleri ve Boğa dişilleri. Sevgi meleği. Sevgili Boğa erilleri, bir şeyler bitiyor bu hafta. Artık fedakarlıkta bulunmayacağım. Artık bir şeyleri karşı taraf yapsın diyorsunuz. Ben yeteri kadar sabrettim, ben yeteri kadar özveride bulundum, ben yeteri kadar sevgi verdim. Yedinci çakra taç çakrasıdır, inancınızı kaybetmeyin. Şu sıralarda inancınızı kaybetmişsiniz. 7 ve 8 rakamı ki 15 yapıyor. 5 ve 1, 6. 6. çakrada 3. göz çakrası. Burada rakamlarla biraz fazla oynuyorum ben, biliyorum burada. Kendi iç dünyamda hesapladım ve 6 çıktı. Burada 6. çakra 3. göz çakrasıdır. Burada zaten İnancını kaybetmezsen, burada 7. çakra, taç çakrası, inancını kaybetmezsen ve hislerine güvenirsen, burada her neyin bitişi varsa, her neyin sonucu varsa, unutma ki güneş yeniden doğacak. Yeniden ayaklanacaksın, yeniden duyguların kabaracak ve yeniden kendin olduğunun farkına varacaksın. Kartlar sevgide kal bu hafta diyor. Sevgide kalırsan eğer aşırıya kaçma. Aşırı derecede sevgi verme, aşırı derecede duygusal olma, aşırı derecede agresif olma. Sadece saf sevgide kalmalısın bu hafta. Çünkü saf sevgide kalır ve inancını korursan, inancını koruyup da hislerini algılarsan, hislerine göre davranırsan, burada farklı bir kart da çıkmış. Şuraya ait. Kutlama. Oo, çok güzel. Eğer ki bu hafta iç dünyandaki o sıkıntıları geri planda tutarsan, sevgide kalırsan, hislerine güvenirsen, gül yaprağı çıktı, kutlama evlilik. Bir başlangıca neden olacaksın. İşinde, ilişkinde, ailende sıkıntılar yaşıyorsan yenileneceğini söylüyor. Okulla ilgili sorunlar yaşıyorsan yenileneceğini söylüyor. Gece ve gündüz eşitliği, eşitlenme ve iyi kötüyü ayırma zamanı senin için.
eğer burada saf sevgide kalıp inancını taze tutarsan. Adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili boğa dişilleri, şefkatli bağlantılar çok iyi. Duygularınız coşuyor. Her neyin tartışmasını yaşadıysanız, evliliğinizde, ilişkinizde, aşkınızda, sevgiyle yaptığınız işinizde, iş dahi olsa da gücünüz, kuvvetiniz yerinde, yeniden ayaklanıyor duygularınız. Yeniden işinize dört elle sarılacağınız bir hafta olacak ve şansınızın yaver gideceği bir hafta olacak. Duygularınız yeniden yeşerecek ve yeniden duygularınızı harekete geçireceksiniz. Baba figüründe bir kişi size yardım, destek gösterebilir. Hayatınızda, iş alanınızda sizden yaşça büyük, hiç beklemediğiniz maddi gelirinizi yüceltebilir, yükseltebilirsiniz. Yeni iş imkanları, bulunduğunuz iş dönemin iş alanında bir level üste geçebilirsiniz. Lotus çiçeği çıktı. Siz neyin kavgasını yapıyorsunuz? Siz neyin mücadelesini yapıyorsunuz? Bu hafta sevgi ve şefkatte kalın. Lotus çiçeği, bilgelik, hakikate ulaşma. Eğer ki daha önceleri size haksızlık yapıldıysa, Lotus çiçeği biliyorsunuz ki bataklıkta yetişen Nilüfer çiçeğini de anlatır aynı zamanda ve yapraklarında hiçbir şekilde pislik barındırmaz. Yani o çamurun içinde dahi tertemizdir. Senin bilgeliğin tertemiz. Senin onurun, gururun tertemiz. Sen haklısın. Burada tertemiz bir şekilde yüceleceğini söylüyor. Fil döngüsü de yaratıcılık, yetenek, vazgeçilmezlik diye adlandırılıyor. Sen bir döngünün içerisine gireceksin. Sevgide kal. Kimseye hainlik ve haksızlık düşünme. Sana evren tarafından ikinci bir şans veriliyor. Neyin mücadelesini verdiysen olgunlukla bu sana geri dönüşüm sağlayacak. Bu hafta sevgi ve şefkatten uzaklaşma. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bakalım hangi enerjide olacaksınız ikizler erilleri? Toplantılar söz konusu. Bakalım bu toplantılar neyin toplantıları? İş alanı mı? Görüşmeler ne doğrultuda? Mahkemelik bir işiniz varsa bu konu üzerinde artık bir şeylerin vazgeçilmişliği varsa, elim kolum bağlı, ben haklı olmama rağmen burada haksızlık yapılıyor, haksız duruma düşeceğim dediğiniz bir nokta olabilir. Adalet kartı şunu söylüyor, haklıysan hakkını alacaksın. Alma verme dengesidir bu çünkü. Beşinci çakra boğaz çakrasıdır. Boğaz çakranızı iyi çalıştırmanız gerekecek. İyi konuşma, dürüst konuşma ve yanlış konuşmama. Yani içine attığın ne varsa bunu dürüst bir şekilde yapmalısın. Boğaz çakrasını iyi çalıştırmalı, hakkını savunabilmen için haklı olduğunu ispat etmen gerekiyor. Elin kolun bağlı değil. İş alanında yapacağın mücadele her neyse yeni toplantı, yeni başlangıç. Burada kelimelerine dikkat et. Konuşmalarına dikkat et. Burada şeytan kartı abartma diyor.
Eğer abartırsan, haklıysan dahi haksız olacaksın. Mahkemelik durumun varsa burada adalet yerini bulacak zaten. İş toplantıların varsa işine güven, işinin arkasında dur, hakkını verebileceğini konuş. Daha fazlasını konuşma. Çünkü boğaz çakrasını çalıştırdığında, net doğru şeyler söylediğinde o sana verim olarak geri döneceğini söylüyor kartlar. Bakalım. Oh, cambazlık, entrika, ay kartı çıktı, uçarılık, bilinçaltı. Burada dediğim gibi boğaz çakrasına dikkat etmeniz gerekiyor. Korkularınızdan arının, işinize güvenin. Haklıysanız, mahkemeniz varsa orada hakkınızı alacağınızı bilin. Ama sadece burada yalan yanlış yapmamalısınız. Haksız yere fazladan konuşmamalı. Haksız yere haksızlıklar yaratabilecek durumlar söz konusu olabilir. Bu lehinize olacaktır. Burada sözlerinize dikkat etmeniz gerekecek. Adınızı aldım, kabul ettim. Evet. İkizler dişilleri. Elin kolun bağlı. Beklediğin her kimse, elin kolun bağlı bekliyorsun. Beklediğin haber gelecek, duygularıyla gelecek, istek ve arzularıyla gelecek. Çünkü sen inanarak beklemişsin, beklentilerinin üstünde beklemişsin. Yani diyelim ki ilişkini bekliyordun. Aylardır, bir senedir, iki senedir ona haksızlık yapmadığın için o sana güzelliklerle gelecek. Bir iş yatırımı yaptın, okulla ilgili bir şeyler yaptın ama sabırla bekledin. O sana olumlu bir şekilde geliyor. Çünkü mükafatını alma zamanı diyor büyücü kartı. Gökyüzü sana o mükafatı vermeye geliyor. Çok güzel çıktı. İnancın kararmış, inancını karartma. Çünkü son dönemde artık inancının bittiği, güveninin bittiği, duygularının bittiğini hissediyorsun. Bu hafta yeniden ayaklandır o inancını, o güveni, kendine olan güveni. Yeniden ayaklandırırsan eğer ilerleme söz konusu ve beklediğiniz haber her nerede, neredense olumlu bir şekilde geleceğini söylüyor. Balık, şans, bereket. Petek, sonuçlanma ve birikim. Çok güzel çıktı. Elin kolun bağlı değil senin. Bir şekilde hayat yolculuğunda bir şeyleri deneyimledin. Bu hafta artık alma zamanı. Umutsuzluğa kapılma. Gökyüzü sana o mükafatı verecek. Çünkü 8. çakrayı da gösteriyor. En üst boyutu gösteriyor. Artık inancın bittiğinde gökyüzü de sana inanmaz. Çünkü sana inanması için vermesi gerekiyor. Ya pardon, vermesi için senin inancının taze kalması gerekiyor. Çünkü artık o üst boyuta ulaşmış. Sana gelmesi için aynı inançta kalman gerekiyor. İnancın bitmemesi gerekiyor. İnancını koruman gerekiyor ki balık burada rızkını, kısmetini alabilesin diyor. Bu hafta inançta kalın. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bakalım hangi enerjidesiniz bu hafta? Yengeç erilleri ve dişilleri. Çiçeklenen bolluk, bereket, çok güzel. Sevgili yengeç erilleri. Hayal kırıklığı yaşadığınız, tartışma kavgaya dönüştürdüğünüz ne varsa bu hafta ay kartı
korkularınızın üzerine gidin diyor. Ve burada bolluk bereketi alabilmen için sen sırtından yeteri kadar vuruldun. Evet. Fakat bir mücadele etmedin. Sırtından vuruldun, yeniden ayaklandın. Fakat artık inancın bitmiş. Kavga ederek almak istiyorsun. Bu hafta kavga ederek alma kısmetini. İnancına göre devam ettirmen gerekecek. Bu hafta inanarak ilerlemen gerekecek. Sevgili yengeç erilleri, şöyle ki tartışma yaşadığınız, mücadele ettiğiniz kısmetinizle ilgili şunu söyleyebilirim. Aileden gelen maddiyat söz konusu, aileyle ilgilenen, aileyle tartışmalar yaşanabilecek. Belki de bir miras yoluyla tartışmalar söz konusu olabilir. Çünkü karşı taraf size haksızlık yapmak istiyor. Buna dikkat etmelisiniz bu hafta. Sizin sınavınız sevgili yengeç erilleri, maddiyatla ilgili ailenin içerisinde sıkıntılar yaşanacak. Konuşmalar, sözleşmeler, yeni tartışmalar söz konusu. Burada dikkatli sözler, cümleler kurmanız gerektiğini, çünkü irade, otorite ve boğa, aspirin çıktı, boğanın gücü çıktı. Mutluluğa giden yolda sizin bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Sizin bu otoriteyi kurmanız gerekiyor ve karşı taraftan sıkıntı almamak için otoritenizi, bilgeliğinizi bu hafta elinizde tutmanız gerekecek. Adınızı aldım, kabul ettim. Evet, yengeç dişilleri, kalp tutan erkek, imparatoriçe, adalet ve değnek yedilisi. Burada beklenen kimse imparatoriçesin sen, sevgili yengeç dişilleri. Suyun en güzel halisin, en berrak halisin. 12 burcun tacını taşıyan Venüs'ün güzelliği imparatoriçe, sen kadınsın, dişisin. Senin başkasına ihtiyacın yok. Kıtlık bilincine ihtiyacın yok. Sen bir dişisin. Sen verimlisin. Çalıştığın zaman verimini, karşılığını alabilirsin. Okula gidiyorsun mesela. Okulunda çaba harcarsan onun mükafatını, ailen için çaba harcıyorsan mükafatını alacaksın. Sadece yapman gereken duyguda kal. Kibire kapılma. Zaman zaman belki sana haksızlık yapıldı. Haksızlığa karşılık haksızlık yapmak istiyorsun. Fakat kartlar şunu söylüyor. Kibire kapılma. Bu hafta sabret. Sana gelmesi gerekenler gelecek. Sabretmediğin için. Belki de duygularında sabretmiyorsun. Bir an önce olsun bitsin, bir an önce gelsin istiyorsun. Kartlarda burada adalet senden yana, hak hukuk senden yana, sadece biraz daha sabretmeni söylüyor. Yine mahkemelik işleriniz varsa, mahkemelik işlerinizde, durumlarınızda öfkelenmemeli. Maddi alanda hakkınızı savunmak, hakkınızı korumanız gerektiğini söylüyor. Konuşmalarınıza dikkat etmeli ve hislerinize güvenmelisiniz. Bu hafta duygu içerisinde olduğunuz her ne varsa, zaman, sabır, tevekkül, gül, kutlama ve evlilik. Neyin mücadelesini şimdiye kadar verdiysen boğaz çakranı çalıştır. Konuş, içine attığın duyguları konuş, bastırdığın duyguları konuş. Karşı tarafı incitmeden, incinmeden konuş. Altıncı çakra da zaten inancının, hislerinin kuvvetli olduğunu söylüyor. Bu hafta hislerinle davran, hislerinin ne getirdiğini, dışa ne yansıtmak istediğini boğaz çakrasında onu ölçerek, tartarak konuşmalarını dışa yansıt.
karşı tarafı da incitme çünkü sana karşı taraf sevgiyle geliyor diyor. Çünkü işle de ilgili olsa dahi bunu yapıcı olarak konuşursan eğer olumlu sonuçlar dönecek diyor. Adınıza aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjide olacaksınız? Aslan erilleri ve dişilleri. Mutlu aile. Ailenizle olan durumunuz her neyse, hayalperest olmayın. Yaşayacağınız, yaşatacağınız başlangıçlar yapmak için nedenleriniz var. Fakat o hayalinizde sanki hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Neden aynı şeyleri yaşıyorsunuz? Çünkü iç dünyanızda kendinizi çocuk gibi hissettiğiniz için, büyümediğiniz için, o duyguları büyütmediğiniz için toparlayamıyorsunuz da bazı şeyleri. Kartlar şunu söylüyor. Bu hafta içindeki çocuğu biraz büyüt. Tamamen değil. Biraz büyüt ki kısır döngüden çık. Ailen için verimli olamıyorsun zaman zaman. İşin için verimli olamıyorsun. Bazen hırsa kapılıyorsun. Bazen işte o beni arasın diyorsun. Bazen iş yerinde oturup keyfine bakıyorsun ama iş bir an önce kendi kendine bitsin istiyorsun. Bu hafta yaptığınız hataları gözden geçirin ve onu onarmaya çalışın diyor kartlar. Ailenizle ilgili sıkıntılar söz konusu. Onu toparlamaya çalışacaksınız bu hafta ama ruhunuz, bedeniniz yorgun. Neyi toparlayacağım? Onlar benim için ne yaptı ki? Sanki böyle büyük bir sıkıntının içerisinde, sarmaşığın içerisinde, hayatınız bir karmaşa gibi iç dünyanızda hep öfkelisiniz sevgili aslan erilleri. O öfkeyi dindirmelisiniz ve İçinizdeki o öfkeyi dindirirseniz eğer iyileşeceğinizi söylüyor kartlar. Ve burada ben iyileştirme kartı çekmek istiyorum. Hangisinden? Şundan çekeyim. Rumi size iyileştirmeniz, ruhunuzu iyileştirmeniz adına destek versin. Bakalım. Kupaların dörtlüsü. Yürek acısı gibi acı yoktur. Bu hafta bir ailenizle sınanabilirsiniz. Sıkıntılar yaşayabilirsiniz ailenizle. Aile işiniz, aile şirketiniz olabilir. Orada sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İntikam ve hırsa kapılmamalısınız. Tamam, acınız çok büyüktür. Hırsınıza yenik düşebilirsiniz. Karşı tarafa acı vermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmamalısınız. Bu sizin için bir deneyimdir. Burada kartlar şunu söylüyor. Bu hafta büyük bir sınavın içerisindesin. O sınavı sen öfkeyle karşılık verirsen sıkıntılar seni bulacak. Eğer ki buna olgunlukla ve onu tamir ederek ilerlersen hayaline giden yolculukta bir adım daha atmış olacağını söylüyor. Çünkü sıkıntıların üstüne sıkıntıyla karşılık verirsen o seni daha çok dibe çeker. Bunu yapmamalısın. Yürek acısı gibi acı yoktur. Evet, ama burada bir deneyim kazanmalısın. Burada bir olgunluk yaşamalısın ki ilerleyebilesin. Olduğun yerde kalmamalısın. Adınızı aldım, kabul ettim. Aslan dişilleri. Çağların şifacısı.
Aileniz sizin iyileşmenizi istiyor. Ruhunuzun iyileşmesini, duygularınızın iyileşmesini bir şekilde, hastalık durumunuz varsa hastalığınızın iyileşmenizi istiyor. Ve kader de diyor ki size artık mükafat zamanı. Sen ruhunu iyileştirmeye bak. Ruhun iyileşirken hayatın da iyileşmeye başlayacak. Bunu çünkü ailen dilemiş, ailen istemiş. Ailen bir şekilde senin sen görmeden arkanda olmuş, farkında değilsin belki de. Artık kader de diyor ki ilerle, duygularında ilerle. Eğer hastaysan eğer şifa bulacağını, okulunla ilgili olumsuzluklar düşünüyorsan olumluya dönüşeceğini, işinle ilgili neyin başlangıcını yaptıysan, neyin sıkıntısını yaşadıysan o iyiye dönüşecek. İlişkinde sıkıntı yaşadıysan eğer bir araya gelip bir şekilde onu çözüm noktasına getireceksiniz. Belki de bir araya gelip o evliliği devam ettirmeyeceksiniz ya da o ilişkiyi devam ettirmeyeceksiniz. Fakat bir konuşma söz konusu olacak, bir netlik söz konusu olacak, iyileşmeye gidecek. Yani birbirinize iyi gelmeseniz, bir araya gelmeseniz dahi birbirinize teşekkür edeceğiniz, o döngüyü yaşadığınız için birbirinize teşekkür edeceğiniz zamanlar söz konusu. Sevgili aslan dişilileri, 2 tane 3 çıktı. Şunları da fil döngüsü çok. Zeytin dalı. Barışmalar, yeni başlangıçlar, fil döngüsü de yaratıcı yetenek ve vazgeçilmezlik. Burada 3 rakamı da mide bölgesini aynı zamanda söyler. Solar plexus çakrası mide bölgesindeki hazmedemediğin duyguları hazmetme dönemi. Hazmedersen eğer 3. göz çakrasına çıkacak, 6. çakraya doğru çıkacak. İyileştir kendini. Bedenen ve ruhen iyileştirirsen eğer kendini, 3. gözün açılacak. Kalp gözün açılacak, sezgilerin açılacak ve yeni bir döngüye başlayacaksın. Yeter ki sen kendini şifalandırmayı bil. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu. Başak olanlar bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Şefkatli bağlantılar sevgili Başak erilleri. Ups, fazla düştü. Geçmişten gelen ilişki, geçmişinizde ayrıldığınız ya da unutamadığınız, ayrıldığınız fakat geçmişte çok acı çektiğiniz, o kişiden dolayı çok acı çektiğiniz kişi yeniden bir bağlantıya girme söz konusu. Bakalım nasıl ilerleyeceksiniz? Bunu da çıkartmak istiyorum çünkü geçmişten gelen bir kişi ama sevgili Başak erilleri, maddi alanda geçmişte çok sıkıntı yaşamışsınız. Manevi alanda ayrıldığınız ilişkiniz bu hafta yeniden canlanabilir. Aşk ve birleşme çıktı. Eğer affetmek istiyorsanız karşı tarafı affedin. Çünkü mutlu olacağınız, karşı taraf sizin için çaba harcayacak. Şefkatle bağlantılar siz de özlemişsiniz. Siz de geçmişte yaşamışsınız hep. Geçmişte yaşadığınız sıkıntıları
sıkıntılarınız hortlamaya başlıyor. Geçmişte deneyim kazandınız, uğraştınız, çaba harcadınız, bugüne geldiniz. Ama geçmişteki hatayı yapmayacaksınız. Benim sözüm geçerse ben bu ilişkiye başlarım. Burada aşıklar kartı çıktı. Benim sözüm geçerse aynı işe devam ederim diyorsunuz. Benim sözüm geçerse bu ilişkiyi ve bu işi, bu anlaşmayı devam ettirebilirim dediğiniz bir hafta olacak. Burada kılıç kraliçesi otoritesini kullanıyor ama kılıç kralı olmamış. Tamamen dizginleri sen eline almayacaksın. Tabii ki karşı tarafa da o hakkı vereceksin. Fakat senin burada bir şeyleri çaba harcamaya devam etmen gerektiğini söylüyor bu hafta. Affedersen dahi affetmek için çaba harcayacaksın. Onun geçmişinde yaptığı hataları görmezden gelmek için çaba harcayacaksın. İşinde kaybettiğin durumlar varsa bununla ilgili çaba harcayacaksın ki aynı bugüne kadar mücadele ettin ya, daha çok mücadele etmen gerekiyor ki o maddiyatı yerine koyabilesin. Bu hafta mücadele haftası sizin için. Adınızı aldım, kabul ettim. Topluluk, sevgili Başak dişilleri. Pardon. Sevgili Başak dişilleri, burada bolluk, bereket, maddi alanda, manevi alanda bolluk, bereket sizi bekliyor bu hafta. Şöyle ki, rüya gördünüz mü bilmiyorum ama rüyanızda bolluğu, bereketi görmüşsünüz zaten. Ve hayatınızda bir kişi var size her daim haksızlık yapan, sizin duygularınızdan bir şeyler çalan bir kişi var. Bunun da bilincindesiniz, farkındasınız. Bu hafta sanki karşınızdaki kişi, iş arkadaşınız, okul, aile bireyleriniz, ilişkiniz, sevdiğiniz arkadaşlarınız, dostlarınız, her kimse karşınıza alıp konuşma haftası sizin için. Çünkü bolluk bereketinizin, güzelliklerinizin zaman zaman yok oluşuna neden olan kişidir bu. Ki boğaz çakrası da çıktı ve bu kişi de bir dişil. Sevgili Başak dişilleri, bu eriliniz değil, baba, erkek kardeş ya da sevgiliniz değil. Dişil bir arkadaş, onunla konuşma zamanı bu hafta. Bolluk bereket sizinle ilgili. Zaman zaman kıskançlıklar yaratıyor. Zaman zaman size gelsin istemiyor o bolluğun. Ve size blokaj yaratıyor. Buna izin vermemeli ve karşı tarafla konuşmalısınız. Ama bakın. Yarasa, kıskançlık, kem göz. Ve bir dişil. Ve burada da ferahlama, rahatlık, başarıya giden yol. Eğer ki karşı tarafla konuşursan, çünkü burada sen bolluk bereket için mücadele ediyorsun, ailen için, işin için, okulun için, arkadaşların için bir şekilde mücadele ediyorsun ama karşı taraf sana hep haksızlık yapıyor. Bu hafta karşı taraf, her kimse, o dişil kimse size haksızlık yapan, konuşursanız eğer ferahlayacağınızı ve rahatlayacağınızı, artık başarıya giden yolda bir adım daha atabileceğinizi söylüyor. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Terazi erilleri. Terazi dişilleri. İkinci çakra sakral çakrası, turuncu rengi ve ilişkileri anlatır bize. Sevgiyle olan ilişkileri ve diyalogları anlatır. Bakalım.
İkinci çakra dediğim gibi sakral çakrası, kök çakrası ben bilinciydi. İkinci çakra biz bilinci. Artık biz olmaya başlıyoruz. Burada kartlar şunu söylüyor. Evet, ben güçleniyorum. Ben güçlenmek istiyorum. Fakat tek başıma bunu yapamıyorum. Bir destek, bir yanımda bana heves verecek, beni ayakta tutacak, beni o mücadeleye dahil edecek, kışkırtacak bir kişi olması gerekiyor dediğiniz bir hafta olacak. Sevginize güvenin, sevdiğinize güvenin, etrafınızdaki size değer veren kişilere güvenin. Şurada aciz durumdasınız. Yani evren size bir şekilde rızkını, kısmetini, duygularını, mutluluk vermeye çalışıyor ama sizin hevesiniz kaçmış. Çünkü insanlara olan güvenciniz, kendine olan güvencin biraz yerlerde sürünüyor. Kartlar şunu söylüyor. İnancına güven. Hayatı elinde tutabilirsin. Saflığı içinde barındırıyorsun. Kazanmak için mücadele hırsın var. Zaman zaman ince eleyip sık dokuyorsun. Burada siyah kedi hislerimizi de aynı anlatır. Aynı zamanda ince eleyip sık dokuduğumuzu da anlatır. Çünkü her iyinin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır. Sen ince eleyip sık dokuduğun için zaman zaman bazen her şeyi kötü olarak görüyorsun. İnce eleyip sık dokumamalısın bu hafta. En iyisini aramamalısın bu hafta. Adalet istiyorsunuz. Mahkemelik durumunuz varsa eğer hak ve adalet sizden yana olacak ama dediğim gibi ince eleyip sık dokumamalısınız. İşte maddi olarak yatırım yaptıysanız ve burada kayıplar yaşadıysanız bu hafta güçleneceğinizi, mahkemelik durumunuz varsa ve buradan haber bekliyorsanız eğer olumlu sonuçlar geleceğini, gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. O güçle siz toparlanacaksınız. Zaten iç gücünüzle toparlanacaksınız. Fil döngüsü, yaratıcılık, yetenek, vazgeçilmezlik ve dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Kendinize güvenin, hevesinizin kaçmasına izin vermeyin. Mahkemenizde kendi durumlarınıza, yani mahkemeniz varsa kendi bilincinize güvenin. Adaletin yerine geleceğine güvenin. Ve orada kazanmanız gerekiyorsa, yani siz haklıysanız zaten orada kazanacağınızı söylüyor kartlarımız. Adınızı aldım, kabul ettim. Eylem, sevgili terazi dişilleri. Kılıç kralı. Bu hafta eyleme geçin. Kılıç kralı diyor ki, sen bir şeylere, bir başlangıç için donanımlısın. Bir şekilde hayatın iniş çıkışlarını yaşadın. Bazen maddiyatsızlık yaşadın, bazen duyguda yoksunluk yaşadın, bazen içindeki karanlık duygulardan evden dışarıya çıkmak istemedin. Kartlar şunu söylüyor. Arkana dönüp baktığında duygularını mı istiyorsun, maddiyatını mı istiyorsun? Hangisinde eksik kaldın? Bu hafta ayağa kalk, eyleme geç. Hangi duygun eksikse, maddi duygunsa, maddiyatın için bu hafta eyleme geç ve onun için mücadele et. Eğer duygularında eksiklik varsa, bunu fark ediyorsan, duyguların için mücadele et ve onun için eyleme geç ve adımlar at. Hangi durumun eksikse ruhunda, onunla ilgili bu hafta adımlar atmalısın ki ayağa kalkabilesin diyor. Ailen çıktı. Ailenle ilgili sorunların varsa onu çözmenin tam zamanı bu hafta.
sezgilerine güven, zıtlıkların bitişi, depresyonun geçişi diye gösteriyor kartlarımız. Ailenizle sorunlarınız varsa bu hafta tam sırası, ailenizle olan sorunlarınızı bile sezgilerinizle iyileştirebilirsiniz. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Akrep ve Yükselen Burcu, Akrep olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Akrep erilleri düşmüştü. Yine aynı şeyi çıktı. Düşmesine rağmen almadım sıkıntılar. Yine aynı şekilde çıktı finansal sıkıntılar. Bazen kartlara hayret ediyorum. Çünkü almak istemiyorum. Yeniden çıktığı için orada diyor ki ikaz bu. Yani almamak için direnme. Ya bu bir ikaz. Bunu öyle ya da böyle karşı tarafa duyurmalısın. Ya da duymam gerekiyorsa bunu dile getirmelisin diyor. Finansal sıkıntılar, şeytan kartı, azizde kartı ve... Şöyle ki değnek onlusu. Burada maddi olarak sıkıntılar yaşıyorsun. Bu hafta ek masraflara dikkat etmen gerekiyor. Çok fazla harcama yapmışsın. Çok fazla harcama yapmamaya dikkat et. Azize kartı ilk dişil enerjiyi de anlatır. Dişil enerjiniz için çok mücadele etmişsiniz. Bununla ilgili yorgunluklarınız, bezginlikleriniz var. Ama bu hafta pes etmeyin. Bu hafta kendi iç dünyanızdaki dişille konuşun. Her erilin içinde bir dişil, her dişilin içinde bir eril vardır sevgili akrep erilleri. Siz de kendi içinizdeki dişille konuşun. Nasıl bu potansiyeli, maddi sıkıntılarınızı aşabilirsiniz? İç benliğinizdeki sizle konuşursanız eğer su yüzüne çıkabileceğinizi söylüyor. Çünkü bazen iç dünyamızdaki ben mesela dişilim, içimdeki dişil enerjiyle konuşuyorum. Dişil enerji çıksın ortaya istiyorum. Bazen içimdeki o erili susturmaya çalışıyorum. Fakat içimdeki erille konuştuğum zaman hayatta mücadele ederken maddi manevi nasıl bir boyutta, nasıl frekansta, nasıl davranmam gerektiğini ruhumdaki eril yönümden destek alıyorum. Sizin de bu hafta sevgili akrep erilleri dişil enerjinizden destek almalısınız maddi alanınızı düzeltebilmeniz için. Umarım anlatabilmişimdir. Çok güzel. Maddi sıkıntılarınıza dikkat ediyorsunuz. Fazla harcama yapmıyorsunuz. Kendi iç dünyanızda konuşmalarınızı, iyileştirme potansiyelinizi kendinizle iyileştirirseniz mücadele, çaba, tüy gibi hafifleneceğinizi ve kendi iç dünyanızda konuştuğunuz zaman çıkış yolunu siz bulabileceksiniz. Bunun bilincine varacaksınız bu hafta. Adınızı aldım, kabul ettim. Akrep dişilleri, sihirbaz ve aynalar diyor ki sen neysen karşı tarafı da öyle görüyorsun. Bu hafta bunu göreceksin, bunun farkına varacaksın. Sen kendini iyi olarak mı görüyorsun? Karşı taraf da iyi. Kendini kötü olarak mı görüyorsun? Evet, karşı taraf da kötü. Sihirbaz ve aynalar bir elinde ateş, bir elinde suyu, bir elinde geceyi, bir elinde gündüzü, alma verme dengesini kurur. Sen neysen karşı tarafta o. Karşı tarafı nasıl düşünüyorsan karşındaki sen de aynısın diyor.
Bu hafta bu bilince geçeceksiniz ve Joker kartı da diyor ki, bunun bilincine gerçekten varırsan hayatında bir yenilik söz konusu. Maddi olarak kendini yenileyeceksin, manevi olarak artık düşüncelere gireceksin. Çünkü alma verme dengesini kuracaksın sevgili akrep dişilleri. Yani karşı tarafın ne düşündüğünü hissedebilirsin. Sen karşı tarafa neyi aktarırsan onu karşı taraf hisseder. Çok iyi çıktı. Alma verme dengesini kurarsanız, karşı tarafı kendin gibi görürsen ya da gördüğün kişi sen gibi hissedersen burada iyileşmeler söz konusu. Maddi alanda da iyileşeceğinizi söylüyor. Güneşin kızı ve enerji yeniden güçlenme. Burada yaşadığın kaos her neyse, kayıpların, engellerin neyse, dediğim gibi burada alma vermesini, dengesini kurarsan eğer, bunu görebilirsen o kaosun içerisinden çıkıp yeni bir döngünün içerisine gireceğini söylüyor. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Yay ve Yükselen Burcu Yay olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Yay erilleri ve dişilleri, dinlenme ve yenilenme. Ruhunuzu yenileyeceksiniz, duygularınızı yenileyeceksiniz, mantığınızı, fikrinizi yenileyeceksiniz. Hevesiniz geçmiş, istek ve arzularınız geçmiş. Belki de geçmişte kaybettiğiniz kişiler var, onu unutmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi bu yüzden yenileyeceksiniz bu hafta. Geçmişteki acılarınızı unutup tazelenme, yenilenme haftası bu zaman sizin için. Çünkü ayakta kalma çabasıyla kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Aciz durumdan çıkıyorsunuz bu hafta. Geçmişi geçmişte bırakacaksınız. Çünkü ölüm kartı, bir şeyler bitmeli ki yenilikler başlasın. O yenilik başlamadan önceki evrede iyileşme dönemindesiniz. Kendinizi yenileme dönemindesiniz. Burada da kartlar şunu söylüyor. Güçlü bir şekilde ayağa kalkabilmen için, hayatında yenilikler yapabilmen için ruhunu bu hafta dinlendir. Dinlendirirsen eğer yeniliklere başlaman senin için daha kolay olacaktır. Kendi başınıza bunu yapamıyorsanız kendinizden yaşça büyük birinden yardım destek alabilirsiniz sevgili yay erilleri. Maddi alanda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Birinden yardım destek alabilirsiniz. Bir şeylerin bitişi illaki kişiler olarak değil, acılarınızın bitişi, umutsuzluğunuzun bitişi, haksızlıkların bitişi söz konusu olacaktır. Kendinizi yeni döneme alıştırmak için bu haftayı yaşamanız gerekiyor. Kozalak, ketum, sorumluluk, ay uçarılık, bilinçaltı. Bu hafta o kozalağın içerisinde kendinizi dinleyin. Ruhunuzu dinleyin. Maddi alanda nasıl kazançlar elde edebileceğinizi, bilinçaltınızı nasıl kullanabileceğinizi, hislerinizin hangi boyutta olduğunu ve hangi durumları sizin için iyi geleceğini düşünün bu hafta ve onu iyileştirin. Onunla ilgili, duygularınızla ilgili yeniliklere hazırlıklı olun bu hafta. Adınızı aldım, kabul ettim. Strateji sevgili yay dişilleri. İki tane birden geldi. Ailenizle ilgili yolculuklarınız söz konusu olabilir. Aileniz uzun yoldan gelebilir. İşinizle ilgili yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar,
Yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Şimdiye kadar ne için mücadele ettiyseniz aileniz sizin arkanızda ve şunu söylüyor. Stratejik ol. Yani mantıklı ol. Mantıklı ol ki mantıklı işlerin altına imza atasınız. Her neyin altına imza atacaksanız aileniz buna destek verecek bu hafta. Oh, güzel. Şehir dışı, yurt dışı işleriniz varsa bununla ilgili bağlantılar kuracaksınız ve size olumlu sonuçlarla dönüş yapılacak. Maddi alanda bir başlangıç söz konusu çünkü bu hafta. Oh, saplantılı kemik çıktı. Saplantılı durumlardan artık vazgeçiyorsunuz. Diyelim ki nasıl söyleyeyim? Diyelim ki çok fazla ödün veriyordunuz. Artık o ödün verdiğiniz durumun karşılığını istiyordunuz hep. Bununla ilgili hep hırsa kapıldınız, hep öfkelendiniz, hep takıntı haline getirdiniz. Artık bu hafta o takıntılı hale getirdiğiniz durum neyse, ilişkiniz, işiniz, ailevi konularınız her neyse onu bir kenara bırakacaksınız. Saplantılı olma durumundan, kendinizi takıntılı, düzensiz durumlardan sıyırıp kelebek yeni bir yenilenme, özgürleşme. Kendinizi daha özgür, daha bağımsız, daha iyi hissedeceğiniz bir duruma geçeceksiniz ve yurt dışı, şehir dışı bağlantılarınız olacak. Bir adım atacaksınız işinizle ilgili bu hafta. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjide olacaksınız? Oğlak erilleri ve dişilleri. Güneş çıktı, çok güzel. Yeni başlangıç. Aileye yeni gelecek kişiler. Rızkınızın, bereketinizin yenileneceğini söylüyor. Bakalım. Yük aldığınız, sıkıntı yaşadığınız her ne varsa artık verimini alma haftası sizin için. Eğer ki kendinizi gerçekten hak ettiğiniz, işinizde, ilişkinizde hak ettiğiniz ne varsa bunu almak istiyorsunuz ve bunu da almaya başlayacaksınız bu hafta. Duygularınız yenileniyor, toplantılar söz konusu. Hazmetmeyi öğrenmişsiniz bu hafta. Maddi ve manevi alanda hazmetmeyi öğrendiğiniz için konuşmalarınız, sözleriniz daha akıcı, daha ılımlı, daha verici olduğu için o duyguların sizi güneş gibi sıcak bir şekilde ısıtacağını söylüyor kartlar. Bakalım. Yusufçuk, çok güzel. Hayat ağacı, bağlılık, birleşme. Eğer ayrıysanız ilişkinizden yeniden bir araya gelişler var ve bir karar verme. Çünkü büyük bir yükün sizi artık yorduğunu ve bitirdiğini düşündüğünüz noktada konuşmanın zamanı geldi. Yeşermenin, yenilik yapmanın, başarmanın zamanı geldiğini düşüneceksiniz ve bu hafta köklü bir değişimle yeni başlangıçlara başlayacaksınız. Adınızı aldım, kabul ettim. Oğlak dişilleri, değer kapısı. Değer kapısı, şunu almaya çalışıyorum. Ailenizle ilgili bir şekilde yenilikler söz konusu maddi alanda. Yeni yatırımlar, yeni başlangıçlar, hediyeler alabilirsiniz. Maddi alanda güçleneceğiniz bir hafta olacak sevgili Oğlak dişilleri. Aileniz genişleyecek, ailenizde maddi olarak gerçekten kendinizi iyi hissedeceğiniz yatırımlar ya da başlangıçlar söz konusu.
Çok güzel çıktı. Aileyle ilgili maddiyat. Çok çaba harcayan, çok destek veren bir eriliniz var sizin. O eril size maddi olarak destek sunacak. Fil döngüsü. Kendi içinizi rahat tutacağınız kemik şöyle söylüyor. Kuruntu yaptığınız, sıkıntı yaptığınız, geçmişte yaşadığınız sıkıntılar her ne varsa artık geçmişte kalıyor. İstek ve arzularınızın artık yerine gelmesi, bir şekilde ilerleme kat edebilmeniz için siz yeteri kadar mücadele etmişsiniz. Kartlar da bu şunu söylüyor. Vazgeçme, mücadeleye devam et. Çünkü burada ailenle ilgili gerçekten maddi alanda güçleneceğinizi, yeni başlangıçlar söz konusu olacağını ve zaman zaman otoritenizi kullanıyorsunuz, sıkıntılarınızı kullanıyorsunuz, hırsınızı kullanıyorsunuz. Fakat size bir eril yardım edecek. Yani maddi alanda güçlenebilmeniz için eril yardımcı olacak size aynı yaşlarda. Eşiniz, kardeşiniz, baba figürü değil bu. Sizin aynı yaşlarınızda olan, birkaç yaş büyük olabilir kişi maddi alanda size destek verecek. Adınızı aldım, kabul ettim. Oh, kendine attı değer kapısı. Sevgili kova erilleri, değer kapısı sizin için açılıyor. Sevgili kova erilleri. Kısır döngüden çıkıyorsunuz. Şöyle ki, maddi alanda güçlenmek için elinizden geleni yapmışsınız. Zaman zaman burada kartlar şunu söylüyor. Hep bir kısır döngüde yaşıyordunuz. Hep aynı fikirde gidiyordunuz. Hep aynı rutinde gidiyordunuz. Rutininizi değiştirin bu hafta. Farklı statüde kullanın, farklılıklar yapın. Kendi iç dünyanızda defter, yani eğer bir iş alanında defter tutuyorsanız onu bilgisayara kaydedin. Bilgisayara kaydediyorsanız deftere tutun. Bir hayatınızda bir değişiklik olması gerekiyor. Maddi alandaki hayat size, kader size bu döngünün gerçekten değiştiğini ve bir şekilde rızkınızı, gerçekten kapılarını siz araladığınızı fark ettiğini, sizin o rızk kapılarınızı açmak için mücadele ettiğini evren görsün istiyor. Evet, değer kapısı, maddi alanda iyileşme söz konusu. Sizin arkanızda aileniz sizden yaşça büyük, aileniz söz konusu. Eğer ki aileniz vefat ettiyse onların maddi alanını kullanıyorsunuz ve onlardan güç, kuvvet, destek alacaksınız miras yoluyla. Eğer ki aileniz halen yaşıyorsa ve siz tek başınıza bu mücadeleyi veremiyorsanız aileniz size destek verecek. Maddi alanda sizin iyileşmeniz için aileniz sizin yanınızda olacak bu hafta. Ejderha, girişimcilik, yaratıcılık ve duyguların pasifliği ve bununla yüzleşme. Duygularınızı uyandırın. Pasif kalmamalısınız. Kaderiniz sizi aynı rutinde gitmenizi istemiyor. Kader sizin ayaklanmanızı ve bir şeyler yapmanızı istiyor. Artık ayağa kalk ve mücadele et. Rızkın için, kısmetin için. Bu hafta bunu söylüyor size kartlar. Adınızı aldım, kabul ettim. Finansal sıkıntılar, sevgili kova dişilleri,
Yatırımlarınıza dikkat edin, fazla harcamalarınıza dikkat edin bu hafta. Mahkemelik durumlarınız varsa, beklediğiniz para bu hafta gelmeyebilir, sarkabilir. Gücünüzün farkında olun, hak ve adalet peşinde olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü bu hafta ek devlet kapısından maddi olarak ek ödemeler çıkabilir, buna dikkat etmelisiniz. Bakalım. Sevgili kova dişlileri, eğer ayrı yaşıyorsanız ve mahkemelik, maddiyatla ilgili mahkemelik durumlarınız varsa, eşinizden maddiyat bekliyorsanız, bu hafta sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıları öfkeye dönüştürmemelisiniz. Konuşarak ve avukatlarınızın doğrultusunda ilerlemeniz gerekiyor. Öfkeye dönüştürmemelisiniz. Ve eğer ki avukatlık işiniz yok da, hayatınızda gerçekten işinizle ilgili sıkıntılar varsa, iş yerinden sıkıntı alabilirsiniz. Bu hafta adaletten, haktan yana olun, öfkelenmeyin, gücün sizin elinizde olduğunun farkına varın. Duygularınızı elden bırakmayın sadece. Bu hafta buna dikkat edin. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Balık erilleri, balık dişilleri. Sözleşme söz konusu, yeni başlangıç, yeni sözleşme, evlilik de olabilir. Yeni iş anlaşmaları da olabilir. Sevgili balık erilleri, sıkıntı yaşadığınız, hasta iseniz iyileşmeye, maddi alanda sıkıntı yaşadıysanız bunun iyileşeceğini söylüyor kartlar. Yeni anlaşmalara imza atarken gözü kapalı imza atmamalısınız. Bu sizin lehinize olacaktır. Yani kendi en ufak bir ayrıntıyı dahi gözden kaçırmamalısınız. Çünkü bu sizin maddi alanda sıkıntıya neden olacaktır. En ufak detayları bile okumalısınız. Sizin lehinize olan yerlere imza atmalısınız. Çünkü bu hafta iş alanında sıkıntı yaşamamak için, yenilikleri huzur ve mutlulukla karşılamak için sadece burada anlaşmalara dikkat etmeniz gerekecek. Bakalım. Hani bazen şeydir, ya bu işi yapıyorum ama kazanmayacağım. Bu ilişkiyi sürdürüyorum ama iyi gitmeyecek, biz ayrılacağız diyorsanız, bu hafta hiçbir şeyin altına imza atmayın. Olumsuz düşündüğünüz ne varsa bu hafta erteleyin. Olumsuzluğa gidecektir bu. Kartlar dikkat etmenizi söylüyor. Sevgili balık erilleri. Kalkan sağduyu, kelebek yenilenme, özgürleşme. Eğer ki sadece burada sorun olan duygularınız ve sözleşme. Sözleşmenizde gerçekten inanarak yapıyorsanız orada kazanç elde edeceğinizi söylüyor. İçgüdülerinize kulak vermeli ve o içgüdüleriniz size yol göstereceğini söylüyor. Adınızı aldım, kabul ettim. Balık dişilleri. Ruh kapısı. Azize kartı. Bolluk, bereket, ruhani boyutunuz yüceliyor.
Derya deniz olan balık burcu zaten duygularıyla, hisleriyle, o içindeki duygu... Şunu da almak istiyorum. Evet, aile çıktı. Ruh kapınız açık, duygularınız açık. Ne için bir başlangıç yapacaksanız bu hafta aileniz için yapın. Kartlar şunu söylüyor. Sen yüce bir gönlün var. O yüce gönlün sen ailen için yap bu hafta sevgili dişiller. Duygularını iyileştirmişsin. Ne için? Farklı kişiler için, arkadaşların için, akrabaların için bir şekilde mücadele etmişsin ama karşılığını alamamışsın. Bu hafta ailen için mücadele et. Evliysen evlilik hayatındaki aileni. Eğer evli değilsen, bekarsan kendi anne ve babanın hayatındaki mutluluğu göz ardı etme. Bu hafta ne yapacaksan, hangi adımı atacaksan ailen için at. Bakalım. Çok iyi çıktı. Ailen için attığın her adım seni üst level'a taşıyacak. Ruh kapısı çünkü sezgilerinin kapısını da aralıyor. Bolluk bereketinde azize kartı. Zaten direkt ruh kapısını, artık ikilemde kaldığın içindeki olumsuzlukları, olumlulukları, her şeyi düşünüp de vakit bulamadın belki de ailenle ilgilenecek. Belki de hevesin kalmadı bir şekilde bir şeylerle ilgilenebilecek. Ama bu hafta duygularını ve enerjini ailene akıt. Çünkü enerjin daha da çok yükselecek ve maddi alanda daha çok yüceleceğini söylüyor kartlar. Adınıza aldım, kabul ettim. Evet, bu haftalık da bu kadar sevgili gönül dostları. Dilerim siz nasıl istiyorsanız haftanız öyle geçer. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.